Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2023 yılı size ne ifade ediyor? Kısaca özetlersem, bu yıl maddi konulara dikkat çekiyor. Evet, kaynaklarınızı geliştirme ya da yeni kapılar, iş konularında yeni kapılar açılma imkanı var. Bununla beraber bu yıl hayata daha şöyle bir sağlam bir bakış açısı, manevi anlamda umutla, daha olumlu enerjilerle bakabilirsiniz. Yılın ikinci yarısından itibaren daha çok seyahat etme fırsatlarınız söz konusu oluyor. İş konularında işbirlikleriniz ve tabii ki ilişkilerde, evlilikle ilgili konularda da daha sorumlu olmanız gereken bir dönem. Yıl genelinde zaten aylık, haftalık, günlük videolarımızda size yol göstermeye devam edeceğiz inşallah. Bu yıl genel etkiler nedir? Bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Evet, bu yıl Jüpiter Koç burcunda olacak. Yılın ilk 6 ayında Mayıs ile Haziran arasında Jüpiter Koç burcuna geçiş yapmıştı 2022 yılında. O dönemde hayatınızda bazı işaretler gelmiş olabilir, hareketlenmeler, kıpırtılar olmuş olabilir. Şimdi 16 Mayıs'a kadar Jüpiter hızlı bir şekilde Koç burcunda olacak. 8. evinizde olacak. Bu dönemde maddi konularda yıla olumlu başladığınızı söyleyebilirim. Daha çok hani çalışmadan gelecek kaynaklar konusunda şanslısınız. Bunlar belki bir işle ilgili bir projeniz var. İşte bir yatırım almak istiyorsunuz. Bir işbirliğine giriyorsunuz. İşte size maddi destek sağlayacak bir ortak olabilir. Ya da eşinizden, hani eşinizin kaynakları, eşinizin işi, gelirleri, buralardaki artışla beraber hayatınıza maddi getiriler olabilir. Buralarda destekleriniz var. 8. ev etkileri bunlar. Bir kredi alabilirsiniz. Beklediğiniz bir borç yapılandırması olabilir sizin lehinize, ya da bir borcu ödemek olabilir, işte tazminat almak, belki bir miras getirisi, belki işte bir nafaka geliri, bir burs imkanı olabilir. Bu da mümkün. Öğrenci başaklarımız için burs konularında şanslı bir yıl. Maddi gelirlerinizde bir rahatlama bekleyebiliriz. Bu yıl ay düğümleri boğa akrepten ayrılıp Koç teraziye geçecek Temmuz'dan itibaren. Boğa akrep burcundaki tutulmalarımız devam ediyor. Yani 2022 yılındaki ana etkiler bu yılda devam etmekle beraber buralarda artık bir tamamlanma da söz konusu. Ve geçtiğimiz yıl yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alıp hani fayda sağlama da söz konusu. Bir yandan da Koç terazi aksında tutulmalar başlayacak. Nisan ayında Koç burcunda yine Jüpiter'le birleşen bir tutulma var. Onun öncesinde Mart ayında da Venüs de Koç burcunda olacak. Jüpiter Venüs kavuşumu var. Yani Mart'ın ilk haftası, ilk 10 günlük süreci, işte Koç burcundaki 20 Nisan civarındaki tutulma, bahar aylarını maddi konularda sizin için şanslı hale getiriyor. Yani bir kredi almak gibi örneğin, ya da işte ihtiyacınız olan bir paraya kavuşmak gibi, bir destek bulmak gibi, bunu değerlendirebilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter artık Boğa burcuna geçecek. 9. evinize geçecek. Para konularındaki iyileşmelerle beraber şimdi artık kişisel anlamda biraz daha hayata daha güvenle bakabilirsiniz. Çünkü Boğa burcundaki Jüpiter ise güzel bir üçgen açıda olacak. Buradaki tutulmalar, tutulma tesirleri de zaten hayatınızda önemli açılımlar getirdi. Uranüs de zaten sürprizler getiriyor. Ufkunuzun geliştiği, vizyonunuzun büyüdüğü bir dönemdesiniz. Farkındalığınız artıyor. Yeni fikirler, düşünceler yaratıcılığınızı besliyor. Tabii ki farklı kültürlerden kişilerle tanışma imkanı, yeni bilgiler öğrenme imkanı, sizi geliştirecek eğitimler, akademik çalışmalar, işte özellikle internette, sosyal medyada, yayıncılıkla ilgili yapılabilecek gelişmeler, buralardaki çalışmalarınız, daha önceden de attığınız adımlar varsa, attığınız temeller varsa diyeyim, Jüpiter 16 Mayıs'tan sonra Boğa burcuna geçince bunları büyütecek. Çünkü Jüpiter burada çok bereketli aslında. Sağlam tohumlar attıysanız toprağa, mahsulleriniz çok iyi olacaktır.
bir eğitime başladınız diyelim. Geçtiğimiz bir, 1,5 yıldır burada çalışıyorsunuz. Şimdi bunun etkileri büyüyecek. Gelişme imkanlarıyla karşılaşacaksınız. Ya da yurt dışı ile uluslararası alanlarda bir çabanız var. Hani yurt dışında okumak istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz, eğitim görmek istiyorsunuz, yerleşmek istiyorsunuz. Bununla ilgili hazırlıklarınız ve çabalarınız var. Şimdi Mayıs'tan itibaren, 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter bu alana gelip artık büyüme imkanlarını verecek. Bunu 2023'te de görebilirsiniz, 2024'te de görebilirsiniz. Çünkü 2024'ün Eylül'üne kadar Jüpiter bu alanda olacak sevgili Başaklar. Burcunuzun derecesine göre sizi bu alanda desteklemeye başlayacak. İlk etapta bu yıl daha çok ilk dekanda olan Başaklarımız, yükselen Başaklarımız, Güneş Başaklarımız daha fazla önemli etkiyi alacak. Diğer Başaklarımız da önümüzdeki 2024 yılında bu etkileri almaya devam edecek. Mayıs'tan itibaren daha fazla seyahat etme, gezme imkanlarınız olabilir. Güzel tatil organizasyonları, seyahat planları yapabilirsiniz. Ki bunlar deniz aşırı ülkeler, yolculuklar, uçak seyahatleri, özellikle yabancı kültürlerle bağlantılı seyahatler olabilir. Manevi yolculuklarınız olabilir. Hani inanç yerlerine özellikle manevi yapılabilecek işte yolculuklar için planlamalarınız olabilir. Bununla ilgili hareketleriniz olabilir. Tüm bunları Jüpiter bu yıl ve önümüzdeki yıl destekliyor olacak sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, bu yıl jenerasyon gezegenimiz Plüton Oğlak Burcu'ndan ayrılıp 23 Mart'ta Kova Burcu'na geçecek. 2008'den bu yana Oğlak Burcu'nda hareketini devam ettiriyor. Sizin için aslında önemli ve güçlü bir dönemdi. Şimdi burç değiştirecek Plüto. Bu yıl 11 Haziran'a kadar 0 derece Kova Burcu'nu şöyle bir ziyaret edecek. Bir aslında adım atacak diyelim. Aslında 2024'ün ocağından itibaren Kova Burcu'ndaki asıl yolculuğuna başlıyor ve 20 yıl sürecek bu. 2044'e kadar. Bu önemli bir etki. Jenerasyon gezegeni olduğu için toplumları değiştiriyor aslında. Tüm dünya üzerinde toplumsal yapılarda, kültürel yapılarda, ekonomik, finansal yapılarda, yönetimsel olsun, siyasal olsun buralarda çok önemli güçlü dönüşüm dönemindeyiz. Bu yıl ilk işaretlerini 11 Haziran'a kadar şöyle bir hissettirebilir. Sizin Kova Burcu 6. eviniz. 6. evinize ilk adımını atacak. Ve bu geçişle beraber Mayıs ayında Jüpiter'le zıtlaşması var. Jüpiter-Plüto karesi yaşayacağız. Ve yine 20-21 Mayıs civarı Mars'ın da Aslan'a geçmesiyle beraber böyle bir sabitlerin sıfır derecesinde sert bir açı kalıbı oluşacak. Bunu önemsiyorum. Hani kişiselden ziyade aslında toplumsal bir etkidir. Hani ekonomik alanda baskılar olabilir. Bir anda ani kararların olması, yönetimsel değişimlerin olması, finansal piyasalarda özellikle yatırım araçlarında bazı kararların, düzenlemelerin olması, hatta doğa olaylarında bile tabii ki değişimler olabilir. Siyasi yapılarda baskılar olabilir. Bu önemli bir döngü. Size 6. eviniz alanında kişisel anlamda iş ve çalışma düzeninizle ilgili bir etki olabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, işte internet, teknolojiyle bağlantılı işleriniz, sosyal medya alanındaki bazı düzenlemeler falan buralarda olabilir. İş düzeniniz ve çalışma şekillerinizde bazı yeni yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir teknik, yeni bir başlangıç gibi söz konusu. Bununla beraber sağlık konularında bazı baskılar olabilir. Sağlık konularında ya da sağlığınızı etkileyebilecek tedavi yöntemleri, işte günlük hayatınızdaki alışkanlıklar, düzenlemelerle ilgili etkiler olabilir. Şimdi bu uzun bir etki. Önümüzdeki 20 yılda Plüto Kova'daki tesirini devam ettirecek bu birçok Başak için. Bu önümüzdeki 20 yıllık dönemde mesleki değişimler, günlük hayattaki düzendeki sağlıkla ilgili dönüşümler, zaman zaman tabii ki baskılar, mücadeleler, güç mücadeleleri şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu yıl daha çok bunu toplumsal alanda ilk işaretler şeklinde alabiliriz. Koç terazi tutulmaları başlayacak dedik. Evet, Nisan ayı burada ilk koç tutulmamızı yaşayacağız. Akrep tutulması söz konusu yine Mayıs ayında. Ve Eylül-Ekim'i yine önemsiyorum. Ekim'deki tutulmalar, terazi ve boğa burcundaki tutulmalarla beraber para alanlarınıza yine bir şekil verecek. Ekim ayındaki terazi burcundaki güneş tutulması iş arayan birçok başak için iş imkanları açabilecek bir tutulma. Çalışan başaklarında işle ilgili parasal kazançlarını etkileyebilecek bazı yeni iş birliklerini burada destekleyebilecek
önemli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter'in de Boğa'dan destekleri devam ediyor. Bu tutulma parasal kazançlarınızla ilgili işbirlikleri ve yeni olanaklar konusunda yeni yatırımlar da olabilir. Tabii ki şirketinizin kazançlarınızı yapılandırmanız, bazı yatırımlara gitmeniz ya da sahip olduğunuz yatırımların değerlendirilmesi, dönüştürülmesi gibi alanlarda da burada yine önemli açılımlar olabilir. Kararlar söz konusu olabilir sevgili Başaklar. Ve 2023 yılında büyük öğretmen Satürn burç değiştiriyor. 7 Mart itibariyle Kova burcundan ayrılacak sevgili Başaklar, Balık burcuna geçecek. Kuşkusuz sizin için de Satürn'ün bu hareketi, bu transiti çok önemli olacak. Karşıt burcunuzda olacak. Değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor. O yüzden 2023'teki bu Satürn'ün burç değişimini daha fazla önemsiyorum sizin adınıza. Sadece bu yılla sınırlı değil. 2026'ya kadar zaten Satürn Balık burcunda olacak. Bu yıl ilk dekan Başak burçlarımız, işte yükselen derecesi de 0 ile 10 derece arası olan Başaklarımız daha fazla etki alacaklar. Şimdi Satürn olan yerde disiplin var. Öğrenmemiz gereken dersler var, ciddiyet var. Sorumluluklarımız öne çıkacak. İlişki evinize gelen bir Satürn, yaşamınızdaki her türlü ilişki dinamiğine daha ciddiyetle yaklaşmanızı burada sağlayacak diyebilirim. Bunu bazen zorluklar ve hani baskılar şeklinde de hissedebilirsiniz. Yani buna mecbur kalmak şeklinde de hissedebilirsiniz. Ama evlilikten için iyi bir gezegendir Satürn. Ve 7. evden geçince evlilik getirebilir. O yüzden bekar başaklarımız bu yıl 7 Mart'tan itibaren Satürn artık evlilik konusunda sizin önünüzü açıyor. Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in de Boğa burcundaki hareketiyle beraber evlilik konularında önemli kararlar verebilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa burada ilişkinizin sorumluluğunu alma konusunda gerek sizde bazı önemli ihtiyaçlar oluşmaya başlayabilir ya da karşınızdaki kişi artık evlenmek isteyebilir. Evlilik teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Ha, evli olan başaklarda bu dönemde eşleriyle, partnerleriyle beraber ilişkilerini sağlamlaştırmak için yeni hayatlarına sorumluluklar alabilirler. Çocuk sahibi olabilirler. Birlikte bazı faaliyetlere odaklanabilirler. Ama bitmesi gereken ilişkiler de bitebilir. Yani zayıf ilişkiler elenebilir hayatınızdan. Bunları işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar ya da her türlü sözleşmeli hizmet aldığınız ilişki içinde düşünebiliriz. Sağlam olan, hayatınızda kalması gereken ilişkilerde daha sağlam adımlar atmanız, sözleşmeler yapmanız, uzun vadeli planlar yapmanız mümkünken, yüzeysel ilişkiler artık bitmesi gereken ilişkilerde hayatınızdan çekilebilir, bunları da bitirebilir, eleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Evet, 2023'ü kısaca özetlersek, bu yıl parasal konularda gelişme imkanlarınız var. Yılın ilk 6 ayında ihtiyacınız olan parasal destekleri çok da çalışmadan da, hani emek harcamadan da bulabileceğiniz imkanlar var. Bununla beraber İş kurmak ve hani para kazanmak için de yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Özellikle Eylül-Ekim ayında iş arayan başaklarımızı destekleyebilecek bir dönem. Ve tabii ki parasal kaynaklarınızı, maddi yapılarınızı da planlayıp hani farklı seçenekler, yatırımlar içerisine girebilirsiniz. Ve bu yıl ilişkilerle ilgili sorumlu olmanız gerekiyor. İlişkilerinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. İyi ilişkiler, güçlü ilişkiler hayatınızda daha kalıcı bir şekilde artık ileriye doğru yer alırken, zayıf ilişkiler de hayatınızdan yavaş yavaş çekilebilir sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.